Sayın Kadarya, bizi iktisadi dayanışmalarla kabul ettiğiniz için önce teşekkür ediyorum. Ve çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Şu sorumu sormak istiyorum. Bağımsız Mali Müşavirler Grubu neden kuruldu? Lütfen bilgi verir misiniz? Öncelikle bana böyle bir konuşma hakkı verdiğiniz için grubun adına çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Bağımsız Mali Müşavirler Grubu'nun kurulma nedeni bir ihtiyaçtan doğdu. Artık mesleğimizin geldiği sorunlar çok büyük. Ve sorunlarımızın en başında her bakış bir ideolojik bir bakıştan kaynaklanan kayıplar olduğunu düşünüyorum. Mesleğimizin artık geldiği noktada ideolojiler için değil, idealler için diye yola çıktık. 61 meslektaşımla çıktığımız bu yolda bir nefes verdik meslektaşlarımıza. Neler yapacağımızı broşürlerimizde zaten belli ediyoruz. Neler yapmak istediğimizi. Bunları biz nasıl ulaştık? 10 aylık bir çalışma örgütü. 10 aylık İstanbul'daki bildiğimiz, özellikle elimizdeki bilgiler çok yeterli değil ama 11 bine yakın meslektaşımızın ziyaret ettik. Ziyaretlerimizde sorunları masaya yatırdık. Nasıl çözümler üretebiliriz diye. Yıllardır bazılarının ihmal edildiğini gördük. Yani çok görmezlikten gelmiş ama artık küçücük şeyler çok büyümüş. Bağımsız Mali Müşavirler Grubu şu anda mevcut gruplarda en büyük farkı siyaseti kapının içine bırakacak olması. Her siyasi görüşten arkadaşımız var aramızda. Evet. Her görüşte, her inançta arkadaşımız var. Biz bunları bir değerlerimiz, güzellik kutucumuz olarak görüyoruz. Meslek siyaseti yapalım. Yani mesleği tartışalım. Şu anda meslektaşlarımızın sorunları o kadar büyük ki dünyada ikinci olan mesleğimiz Türkiye'de en sorumlu meslek sıralamasında ikinci sırada. Ne kadar acı. Geçim indeksine baktığımız zaman bir ailenin 4400 lira geçimi var. Meslektaşlarımızın ise şu anda beklentilerinin çok altında bir gelirle karşı karşıyalar. Ruhsat dediğimiz olay sertifikaya dönmüş vaziyette. Son 3 yılda giren sayı 8000 arkadaşımız büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor. Aldıkları ruhsatın şu anda temel olarak bir değeri yok. Evet. Çünkü çoğunluk. Nicel bir çoğunluk ama nitele geçmek gerçek nitelik. Peki mesleğe bu kadar ilgi çok mu ruhsat dağıtılıyor yoksa niçin bu kadar? Yani bir enflasyon ortamı yaratılıyor resmen. Tabi. Yani çok insanın olması açıkçası çok pastalı büyümediği için de beklentiler, iş olanakları büyümediği için de bu olay geldiğinde haksız rekabeti yaratan en büyük unsurlardan biri olacak. Yapabilecekleri bir şey yok. Haksız rekabet bu ortamda engellenemez. Çünkü iş olanakları yok. Bu konuya gireceğim böyle Sayın Kadarya. Bağımsız denetim bir grup tarafından resmen kabul edilmiyor. Yok sayılıyor. Sizin bu bağımsız denetimle ilgili görüşleriniz neler? Zaten en büyük ayrılık noktamız da burası. O sizin dediğiniz grupta en büyük ayrılık. Bağımsız denetim dünyada bir meslektir. Kim ne derse desin, dünyada meslektir. Türkiye'de uzmanlık dalıdır. Ama dünyada meslektir. Ve bunu yapan çok büyük şirketler var. Bunlar meslek olarak zaten bunu yıllardır icra ediyorlar. 2004'ten beri Türkiye'de bağımsız denetim zorunluluk olmadan zaten şirketler tarafından yaptırılıyordu. Dünyada meslek olan bir yapının siz yoktur demekle kafanızı kuntor şey bir yere saklamak, kendini saklamak gibi bu anlamsız bir kelime. Bakın bugün hukuk fakültesi mezunları aynı zamanda avukatlık yapabildiği gibi noterlik de yapıyorlar. Noterlik bir meslek değil der mi bir avukat? Demez. Değilmez, evet. Çünkü mantıklı değil. O bir meslek. Bağımsız denetim. Yarınlarda Türkiye'de şu anda uzmanlık yarın bir meslek olacaktır. Bağımsız denetimin bu hale gelmesi bu kavgalarla iş olanakları daraltılmıştır. Bağımsız denetimin özellikle yapılması mesleki kaliteyi de artıracaktır. O yüzden mesleki kaliteyi artırmanın yolu bağımsız denetim yapısını daha da artırmaktan geçiyor. Ülkemizde denetim yapılmadığı sürece meslektaşlarımızın iş olanakları yaratılamaz. Bağımsız denetimin bu hale gelmesine sebep olanlar o kavgayı sürdürenlere sormak lazım. Eğer bir nolu tebliğ, TÜRMOB'un iptal olmasaydı bugün gençlerin hakkı diye bir hak olmayacaktı. Herkes bağımsız denetim ruhsatı almış olacaktı. Ama o kavgada TÜRMOB iptal etti. Kendi ruhsatlarını genel kurulda geçen
biz burada bunun imtihanını yapacağız diyorlar. Şubat ayında gelince aynı imzayı verenler bu bir nolu tedbiri iptal ediyorlar. Yani meslek mensuplarının önüne TÜRMOP engel mi oldu? Evet. Yani o gün yapsalardı, kamu gözeti kurulmadan önce muktesep haktı. Hukukta biliyorsunuz. O 6000'e yakın arkadaşım imtihana girseydi, bir idare geçseydi sorun çözülmüş olacaktı. Bugün gençlerin hakkıydı, var mıydı, yok muydu, bunu tartışmanın hali yok. Bu saatten sonra kamu gözetim kurumunun varlığı dünyada var, uygulanabilirlik. Tabii ki bazı konular TÜRMOP'a devredilmeli, eğitim gibi. Bunlar olacaktır. Ama bu yaklaşımlarla iletişim ve uzmanlık alanlarının net olarak belirlenmesiyle olur. Bağımsız devletin dediğiniz zaman bu yoktur. Ona karşı kek vurmak veya oranın yöneticisini karşısında yok kabul etmek, biz kabul etmiyoruz demek, devletin varlığını kabul etmemekten eş anlamlıdır. Hukuksuzluktur. Biz, verilen tüm işler kamu yararlıdır. Biz kamu yararlı iş yapan bir meslek örgütüyüz. Yarı kamuyuz, kamuya hizmet ediyoruz. Sonuçta orası iş olanaklarını yarattığı sürece biz buradan kazanç sağlarız. Ama oralarla kurduğumuz ilişkileri, boyutu gittiğinde elimizden ekmekler gidiyor, kazançlar gidiyor. Bakın, murakaplık kaldırıldı. Evet. AŞ'lerden. Yaklaşık 100 bine yakın şirket var. O şirketlerin ki bundan evvelki Kamu Gözetim Kurumu'nun başkanı bu düşüncesi içinde bu vardı. Yani Kamu Gözetim Kurumu diyordu ki bunu bağımsız denetçiler yapsın. Eskiden biliyorsunuz bunu çaycılar, şunlar, bunlar yapabiliyordu. Evet yapsınlar. Bağımsız denetim ruhsatı alanında hiç olmasa bu işi yaparak bir geçit kapısı açılacak, bir kapı. Şu anda hepimiz katip pozisyonunda defter tutan muhasebecilik yapıyoruz. Peki, bu bizim kaderimiz değil. Sayın Kadarca, hemen bir giriş yapacağım. Meslek mensuplarımızdan bazıları bilirkişilik konusundan emisyonu sağlar. Ben de bir konuyu tamamlamak istiyorum. Buyurun. Özellikle bir bağımsız denetimde projelerim için anlatacağım, burada söyleyeyim. Özellikle şu anda gençler imtihana giriyorlar, 2 haftada bir girdiler. İmtihanı kazandılar, staj yapacaklar, yerleri yok. Bakın, bizim projelerimizden biri de o. Onlara TÜRMOP ve İstanbul odamızda denetim uygulama atölyeleri açacağız. Yani bürolarını kapatmadan, yasal zorunluluktur, bürolarını kapatmadan burada yapacakları eğitimlerden geçerek stajlarını tamamlamış olacaklar. Bu onların önündeki büyük bir sıkıntıyı ortadan kaldıracak. Biz diyoruz ki mali müşavirlik imtihanında eden her meslektaşım aynı zamanda bağımsız denetçilik ruhsatına da girsin. Girmeli. İki ruhsatla birden devam etmeli. Peki nasıl görüyorsunuz bu bağımsız denetimle ilgili işin geleceğini nasıl görüyorsunuz? 2017'den itibaren bu hayata geçecektir. İletişimlerle. Her şey iletişimle olur. Şu anda iletişim kopmuş vaziyette. Çünkü karşı tarafta tamamen iletişimler kopmuş vaziyette. Bu da bize hiçbir şey kazandırmıyor. İletişim. Teşekkür ederim Kanal Bey. Yeminli mali müşavir konusunda 10 yıl diyorsunuz meslek mensupları beklemeden bunu almalı. Evet. Sınava girer diyorsunuz. Biraz açıklık getirir misiniz? Nasıl yapmalı? Neler yapmalı? Şöyle, biliyorsunuz yıllarca yeminli mali müşavir mesleği yok diyenler kendileri yeminli mali müşavir oldular. Bu biraz tezat ama. Yeminli mali müşavirlik Türkiye'de bir uzmanlık da olarak hayattadır. Ve iyi bir kazanç kapısıdır. Bazı meslektaşlar oluyor, olmalı da. Genç arkadaşlarım daha imtihanlarını verdikten sonra mali müşavirliği 10 yıllık süreç içerisinde imtihana girerek daha bilgileri tazeyken verip 10 yıllık süreci beklemeliler. Yani bu aradaki süreci beklemenin bir anlamı yok. Bununla ilgili bir yasal anlamda bir yaptırım da yok. Evet. Sadece istek ve talepler doğrultusunda girebilirler. Girsinler. Girsinler. Yeminli mali müşavirlik yok diyerek beklemenin veya ötelemenin hiçbir anlamı yok. Onlar bizim uzmanlık dalımız. Aynı TÜRMOP çatısı altında birlikteyiz. Bu yüzden birlikte çalışıp birlikte üretmek zorundayız. Ve birlikte hareket etmek zorundayız. Biz İstanbul Oda Başkanlığı'nda aldığımızda arkadaşlarımızın ilk yapacağımız işler diye yeminli mali müşavir odasıyla birlikte üretim yapmak, birlikte üretmek. Teşekkür ediyorum Sayın Kadarca. Tahsilat ve angaryalar niye bugüne kadar çözülemedi? Yani meslek mensuplarının önünde sırtında bir yük, bir kambur olarak kaldı. Biraz bilgi verir misiniz? Niçin çözülemedi? Şimdi 27 yıllık bir sorunu bir anda alıp bitirmek mümkün değil. Tek bir şey var. Bir yerden başlamak lazım. Biz geçmişte ne oldu, ne bitti diye ilgilenmek istemiyoruz. Çok da anlamlı bulmuyorum.
Yani değişimin sırrı da burada zaten. Sokrat'ın söylediği gibi. Geçmişe takılmayacaksın yeni inşaat etmek için diyor. Biz yeni bir inşaat yapacağız. Yeniden üreteceğiz. Burada yapmak istediğimiz nedir? Değişim diyoruz adında. Evet. Ama değişim, insan bünyesinde bile değişim zaman içerisinde oluyor. 7 yılda bir insan bünyesi kendini yeniliyor. Biz de kendimizi yenilemek zorundayız. Kendini tekrarlayan bir yapı artık ortadan kalkmalı. Meslektaşlarımız bunu görmeli. Artık dünya bilgi çağı. Bu bilgi çağında sorunları bitirmenin yolu tek bir şeyden geçiyor. Tahsilasyon. Aslında teknik olarak belli. Bunun uygulaması da var. Ama yapalım mı? Yapacağız. İş olanaklarını yarattığımızda zaten meslektaşlar bunu kendiliğinden talep edecekler. Yapacak yol belli. Banka ve Maliye Bakanlığı'yla. Biz bunu yaklaşık 10 aydır koyuyoruz. Diğer şimdi bakıyorum gruplar da bizden bu yola girmişler, aynı yoldalar. Ben onlara teşekkür ediyorum. Bunu kopya yaptı, şu yaptı. Aklın yolu birdir. Aynı şeyleri söylediğimiz takdirde çözüm odağına gideriz. Çözeriz. Meslektaşın yeter ki derdimizsin. Büyük bir sorundur bu. Tahsilasyon ortadan kalktığımızda ikinci sorun. Sırf İstanbul değil, Türkiye genelinde bu. Şimdi Türkiye genelinde aslında tahsilat sorunu 6-7 ilde var. Türkiye'de öyle bir sorun yok. Orada ahbap çavuş ilişkileri var. Yani bir küçük illerde mükellef gitmesi mümkün değil. Tahsilat sorunları. Daha çok ya veremiyorum derse veremiyorumdur. Bizde öyle değil, vermiyor. Veya hasat zamanında ödemesi. Evet, yani tahsilat zamanıdır, hasat zamanıdır. Bizde öyle değil ama. Bizde maalesef mükellef en son ödeme yapacağı konumdayız. Çünkü seçme şansı çok fazla. Aksi rekabet diye görmüyor, alıyor mükellefi, oraya gidebiliyor. Seçme şansı var. Oralarda seçme şansı yok. Çünkü diyor ki oradaki meslektaşıma muhasebesi tuttuğu mükellef, ben gidersem öbürü almaz diyor. Çünkü hep yüz yüze bakıyorlar. Bizde öyle değil. Maalesef adet göreneklerimizi unuttuk. Alttaki, üstteki meslektaşıma ulaşamıyorum diyor. Evet. Bu çok sıkıntı verir. Belki diyebilirsiniz ya çok abartılı. Değil abartılı. Türkiye'deki İstanbul ortamı biliyorsunuz. Kozmopolit bir yer. Teşekkür ediyorum Sayın Kanarya. Bağımsız Mali Müşavirler Grubu olarak çok kısa sürede atılımlar yaptınız. Siz yarın İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nın yönetimine gelecek olursanız, gelirseniz